Daha tatlı yiyebiliyor musunuz peki? Tabii ki, neden? Yiyorum her şey, yani hamburger, patates, arkadaşlarım çok yiyebilir. Yok, çok fitsiniz ya, o yüzden. Bugün şey, çok güzel börekler yedik hatta. Formunuza da dikkat ediyorsunuz ama aynı zamanda nasıl oluyor peki bu? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Nasıl? Biraz stres, birazcık yoğun çalışma temposu. Tabii ki o şekilde. Yoksa bir spor yapmaya çok vaktim yok. Evet, gördüğüm her gün sizi belirli bir noktada, farklı bir noktada görüyoruz. Harika çalışmalar çok devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz çalışmalar için? Yani çok emek verdim. 8-9 yıl oldu. Gitgide de gerçekten hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. Yaptığım projeler özellikle. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Birçok şeyi başarmış hissediyorum ama tabii önümde çok uzun bir yol var. Umarım hep böyle aynı dinamiklikte devam eder. Çünkü bu mesleği gerçekten yapmayı çok seviyorum. Takdir gördüğüm zaman da tabii ki çok mutlu oluyorum. Ailem de öyle, ben de öyle. Peki aynı zamanda bir dijital platformda da bir iş yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, aslında böyle çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Hayırlı olsun. Ben yazın da çalışacağım. Beraber oluruz zaten. Oluruz beraber. Aynen. Nasıl bir film pek belirlendi mi? Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun dışında hiçbir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim. Partner demiş, şimdi partnere girersek Oğuzhan Koç diye. Gerçekten. Romantik ama çok romantik, güzel romantik fotoğraflarınız çıkıyor ya. Tabii, ondan dolayı. Artık buraya böyle doğaçlama da yapamıyorum bu soruları anladın, artık kelimem kalmadı. Fotoğrafı paylaşıyorsunuz artık. Evet, çok evet. Beğeni geliyor. Evet. Neler hissediyorsunuz? Beğeniler yüzünden. Yakıştırma yüzünden. Tabii mutlu oluyorum. Neden olmayayım? Biz tatlı, her şey yolunda. Görüntüleyemedik. Çok... Gerçekten çok yoğunum. Bak saat kaç? Sabahtan beri buradayım. Bu arada röportajı da sette yapıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Sağ olsun set çalışanları, bir Demet Özdemir. Bizi ağırladı bugün onlarda. Bir haber çıktı bugün. Oğuzhan Koç'la aynı eve taşındığınıza dair. Hayırlı olsun mu diyelim? Yok, öyle bir şey diyelim. Öyle dersek daha doğru olur. Öyle bir şey yok. Hatta benim bu evim yapılırken, inşaat aşamasındayken de Rıfat'la Yüce'yi çok da severim. Onun evinde kaldığım yazılmış. Rıfat'ın evin nerede olduğunu bilmem öncelikle. O Rutkay Özdeş, çok sevdiğim bir arkadaşım. O da zaten çok alındı. Yeter artık dedi. İsmimi de yazamıyorlar dedi. Tamam dedim. Alınma, ben açıklayacağım bunu dedim. İyi denk geldi yani. Öyle aynı evde yaşamak gibi bir durum yok. Onu da çok teşekkürler. Sizin aracılığınızla söylemiş oldum. Peki. Bu hafta biliyorsunuz Pazar günü Sevgililer Günü. Öncelikle Sevgililer Günü sizin için özel bir gün müdür? Onu sormak isterim. Yani çok ezberlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. İster istemez artık bilinçaltımıza yerleşti ne kadar özel olması ve önemli olması gerektiği, ama yani benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil. Her gün güzel zaten. Bir yasa çıktı. Özel günleri unutan eş boşanmada bunu kanıt olarak kullanabiliyor diye. Özel günleri unutmak da artık bir boşanma sebebi olabiliyormuş. Zaten çok fazla boşanan olduğu için bir bahane daha eklendiyse bu beni üzer. İnşallah herkes mutlu, huzurlu yuvasında devam etsin. Bana bakıp gülemezsin. Evet. Böyle her şey yolunda yani. Ayaklarınıza sağlık bu arada. Dram dizisini çekiyoruz, komedi gibi. Bir şey söyleyeceğim. Benim gerçekten de gülmeye o kadar dizi haricinde ihtiyacım varmış ki. Bizim arkadaş da sizi çekiyor iPhone şeyler. Marka verdim. Telefonuyla. Bakıp gülecek. Merhaba. Beraber çalışıyoruz ya, ekip arkadaşıyız biz. Sonradan bakıp gülerim diye mi çekiyorsun? Ay bilmiyorum onu ne yapacağını. Sizden önce yayınlayabilir, haberiniz olsun. Demet Hanım, Instagram'da en çok kullanıcısı olan takipçi ünlülerden bir tanesiniz. İpek Tuzcuoğlu, Bestem Özdemir, bir açıklamaları vardı. Çok takipçili insanlara, ünlülere daha çok teklif geliyor diye. Bakış açınız hani, sadece bakış açınızı merak ediyorum. Etkiliyor mudur? Yani yüksek ihtimalle etkiliyordur tabii ki. Ama yani yetenek ve ne bileyim çalışma azmi, cesareti, bunların çok dışında bir şey. Takipçinin çok dışında bir şey. Yani %100 etkiliyor diyemem ama %10, %20 tabii ki etkiliyordur. Ama her proje için, her iş için, her tür iş için geçerli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden böyle haberden hiç bir bilgim yok. Hani ben senin sorunun üstüne soru böyle cevap verebilirim. Çünkü... Yani yetenek olmadığı zaman ne kadar yani uzun süreli bir iş yapabilirsin ondan da emin değilim.
Peki Demet Hanım, biraz kişisel de magazini takip ediyor musunuz siz normal hayatınızda? İnanın. Magazin seven bir ünlü müsünüz? Ya sevmek, yani oturup özellikle açıp izlemiyorum. Vaktim de olmuyor ama sonuçta artık telefonun içine kadar geldi. Hep gözümüzün önünde, müthiş bir alışkanlık oldu. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama. Kendi haberlerinizi gördüğünüz zaman. Senin haberlerini takip ediyorum daha çok. Severek, beğenerek. Gözümün önüne denk gelince çok şey yapmıyorum ama bakıyorum tabii göz ucuyla. Bir daha röportaj yapmam lazım. Hayır abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Engin Bey'de sosyal medyada benim fake hesabım var. Fake hesaptan bakıyorum. Bazı şeyler var. Fake hesabınız var mı? Bir şey söyleme. Hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç açmadım. Hayatım boyunca açmadım. Bunun sebebi de şu. Hiç öyle hani çok havalıyım açmadım gibi değil. Ben kesin yanlışlıkla oraya girerken kendimden bir şeyler yaparım. Yüksek ihtimalle orada çok kötü patlarım diye. Hiç bu topa girmedim. Çünkü bazı ünlüler fake hesabından diye kendi hesabından çok tatlısın evet. diye yorumlar yapıyor ya kendine. Öyle olur. Ben arkadaşlarıma sipariş veriyorum. Çok yakın arkadaşlarıma. Fotoğraf koydum hemen yorum attım diye. O kadar. Ama hiç fake hesabım olmadı. İyi ki de yok. Olsa hemen anlardınız zaten. Ben hemen patlatırdım kendimi. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür son olarak dans videolarına bir yeni set eklenecek mi? Evet, eklenecek. Herhalde bir ay sonra falan. Şimdi bir eve yerleşme aşamasındayım. Ondan sonra bir rahat ereyim. Ondan sonra provalar başlayacak. Peki efendim, dans videosu demişken geçtiğimiz gün, daha iki gün önce bir spiker arkadaşımız dansından dolayı işinden oldu. Öyle mi? Evet. Abi, benim bundan haberim yok. Hande Sarıoğlu. Bunu kaçırmışım. Size ama etkiler mi? Ya da herhangi böyle bir tepki gelse dans videomuzdan dolayı. Yok ya, bu olayın tamam, kesinliğinden emin değilim. Böyle bir şey gerçekleşmiş mi? O yüzden hakim olmadığım için pek bir şey söylemeyeyim. Böyle şeylerin etkileyeceğini düşünmüyorum. Peki o zaman biz çok teşekkür ederim. Önümüzdeki ay dans videonuzu bekliyoruz. Tabii. Çok sağ ol. Seni etkileyeceğim. Ben de oynayacağım. Tamam. Tekrar fotoğraf.